Herkese merhabalar. Çok güzel bir video ile karşınızdayız bugün. Hollanda'dan kendi arabamızla Güney Fransa'ya gidiyoruz. İlk defa bu kadar uzun bir yolculuk yapacağız arabayla. 11 küsür saat yolumuz var. O da tabii en iyi ihtimalle kesin biz 13-14 saatte varacağız. Çok güzel yerler göstereceğiz sizlere. Büyük şehirlere de gideceğiz, küçük şehirlere de gideceğiz. Güzel yürüyüşler yapacağız ve en önemlisi çok güzel denizlerde yüzeceğiz. Şimdi saat 5.30 civarı biraz erken yola çıkmak istedik. Gelin hep birlikte Hollanda'dan Fransa'ya yola koyulalım. Şimdi Belçika'dan benzin alalım. Çünkü Hollanda ile arasında benzin fiyatlarının her zaman bir farkı oluyor. Şu anda yaklaşık 30 sent fark var. Arabanın deposu 50 küsür litre. En az 15-20 euro kâra geçiyorsunuz. Burada şimdi kâra geçelim. Ama Fransa'da kim bilir yemeklere ya da başka şeylere ne kadar ödeyeceğiz. Belçika'dan sonra Lüksemburg'dan geçtik. Bilmek isteyen için söyleyeyim. Lüksemburg'da benzin daha da ucuz Belçika'dan 10-15 sent kadar. Lüksemburg'dan sonra da Fransa'ya girdik. Şimdi bayağıdır Fransa'da gidiyoruz. 450 kilometre küsür yolumuz kaldı ama hala 6 küsür saatimiz var. Nereden baksanız 6,5 saatimiz var. Çünkü önümüzde şu an 1,5 saatlik trafik kazası nedeniyle bir trafik gösteriyor. 2 kişi sürdüğümüz için çok yorulmadık açıkçası şu ana kadar. Yani Burçak'ta sürekli değişiyoruz. Şu an benim ikinci sıram. Burçak birazdan alacak mesela. Şimdi Marsilya'da kalacağımız eve vardık. 15 saat sürdü toplamda yolumuz. Yani navigasyonun bize söylediğinden 3,5-4 saat daha fazla sürdü. Trafik çok fazlaydı. Bu kadar yoğun trafik gerçekten beklemiyorduk ama herkes gerçekten yoldaydı. Karavanlarıyla, çadırlarıyla, ailecek bir sürü farklı ülkeden insanlar gördük buraya gelirken. Yani buraya arabayla gelecekseniz aklınızda bulundurun. Yol gerçekten kalabalık oluyor. O Türkiye'de sıkıldığınız trafik burada da var. Bazı trafik kazaları vardı. Hatta bir aracın yandığını bile gördük. Onu bile beklemek zorunda kaldık. Yol çalışmaları vesaire derken 15 saatte vardık buraya. Mutluyuz. Çok zor geçmedi bizce. Çünkü daha önce de dediğim gibi değişe değişe sürdük. Şimdi size Marsilya'da kalacağımız evi göstereceğim. Sonrasında da neler yapacağız Marsilya'da onlardan çok kısa bahsedeceğim. Hemen önümde çok güzel bir deniz ve gün batımı manzarası var. Güneş az önce battı. Biraz dışarıyı izleyelim, ferah olsun diye burayı tercih ettik. Marsilya sıklıkla tehlikeli diye anılan bir yer. Hatta Fransa'nın en tehlikeli şehri olarak geçiyor. Yarın size bundan daha detaylı da bahsedeceğim. Biz kısacası o tehlikeli yerlerden uzak durmaya çalışarak biraz daha fazla para ödeyerek burayı tuttuk ve 3 günlüğüne 463 euro ödüyoruz buranın. Böyle bir salonu ve mutfağı var. Arkamdaki manzarası var bu salonun ve mutfağında. Yine aynı oturma odasında bir tuvalet, banyo da bulunuyor. Burası da gerçekten güzel, renove edilmiş. Burada da böyle küçük ama 2 kişi için gerçekten yeterli bir yatak odası var. Bu evde 3 gün konaklayacağız. Yarın Marsilya'nın şehir merkezini keşfedeceğiz ve Marsilya'yı size daha detaylı anlatacağız. Ertesi günse dağların arasından bir yürüyüş yapıp çok güzel bir denize gideceğiz. Bugün bizim için biraz artık dinlenme vakti. Yarın Marsilya merkezde görüşmek üzere. Marsilya'dan herkese merhabalar. Fransa'nın nüfus olarak en büyük ikinci şehri burası. Yaklaşık 900 bin insan yaşıyor bu şehirde. Fransa'nın güneyinde bulunuyor. Milattan önce 600'lü yıllarda Foçalı Yunan denizciler kurmuş bu şehri. Bu yüzden de Fransa'nın en eski şehri Marsilya. Günümüzde Marsilya Limanı Avrupa'nın en ünlü, en büyük limanı olmasa da Fransa için hala çok önemli ve Fransa'nın en büyük limanı burası. Biz şimdi eski liman bölgesindeyiz. Burası günümüzde insanların yelkenlilerini, botlarını demirlediği yer olarak kullanılıyor. Eski liman bölgesinin tam karşısında da Marsilya'nın en işlek, en ünlü caddesi olan La Canebière Caddesi bulunuyor. Biz de şimdi buradan La Canebière Caddesi ile gezimize devam edeceğiz.
şu anda Güney Fransa'ya özgü panis adında bir cips deniyoruz aslında. Bu cipsin en önemli özelliği nohut unundan yapılıyor olması ve aslında Fransa'da ünlü olan patates kızartmasına muadil bir ürün. Kızarttıktan sonra üzerine birazcık kekik ve tuz da ilave etti aldığımız yer. Bu haliyle bayağı beğendik. Denenebilir bizce. Özellikle bir dip sosla bayağı güzel gider. Eski liman bölgesini arkamıza aldık. La Canivière Caddesi'nde yürüyoruz şu an. Yukarıya doğru çıkmaya başladık yavaş yavaş. Bu yolun sonunda Palais Longchamp diye bir saray bulunuyor. Bu saray 1800'lü yılların ortasında Marsilya'ya su getiren Marsilya kanalını kutlamak amacıyla inşa edilmiş. Size hem sarayı hem de bahçelerini göstereceğiz. Şu an bulunduğumuz yerden bir 15 dakika 20 dakika kadar yürümemiz gerekiyor hala. Bu sarayın iki kanadı var. Bir tarafı şu an Doğa Tarihi Müzesi, diğer tarafı ise Sanat Müzesi olarak kullanılıyor. Müzelere ilgiliyseniz araştırabilirsiniz daha detaylı olarak. Buradan bir de güzel bir manzara var diyebilirim. Yani şehri tam olarak yukarıdan görmüyorsunuz ama birkaç noktayı buradan çok net görebiliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de tam arkamda bulunan Notre Dame de la Garde Bazilikası. Biz bu saraya çok büyük bir beklentiyle gelmedik ama sarayı bayağı beğendik. Buraya yürüdüğümüz yol da gerçekten çok güzeldi. O yüzden Marsilya'nın merkezindeyseniz buraya gelin bizce. Arkasında bu sarayın bir park da bulunuyor. Oturup dinlenebilirsiniz. Gölgelik alanlar da var çünkü. Marsilya büyük bir şehir olmasına rağmen bize verdiği izlenim küçük bir yazlık kasaba gibi aynı zamanda. Çünkü insanların bol bol denize gidip geldiğini, plajlarda yüzdüğünü görüyorsunuz. Özellikle sahili takip eden John F. Kennedy Caddesi var. Bu caddeyi takip ederseniz bu caddenin bitim noktasından itibaren birçok plaj başlıyor Marsilya merkezde yüzebileceğiniz. Plajlar genelde birbirine benziyor. Puanları da Google üzerinden baktığınız zaman 5 üzerinden genelde 4 civarı. Biz Marsilya merkezde yüzmeyeceğiz çünkü yarın çok güzel başka bir yere, saklı bir yere yüzmeye gideceğiz. Şimdi Marsilya'da mutlaka görmeniz gereken bir başka kiliseye, Basilica Notre Dame de la Garde'a geldik. Buranın mimarisi çok güzel, o ayrı. Şehrin her yerinden de görmek mümkün çünkü yüksekte bulunuyor bu kilise. Yüksekte bulunmasından dolayı da çok iyi bir Marsilya manzarası izleyebiliyorsunuz bu kiliseden. Eski liman da dahil olmak üzere Marsilya'nın her yerini 360 derece görebiliyorsunuz. İnsanlar bu kiliseye gün batımını izlemek için de geliyorlar. Size ilk gün evden gösterdiğimiz gün batımının daha yükseğini bu kiliseden izlemeniz de mümkün. Kesinlikle çok daha güzel olacaktır. Bu bazilikayı haftanın her günü sabah saat 7 ile akşam 6 arasında ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Buraya gelirken sadece eğer sıcak bir günde geliyorsanız yanınızda mutlaka su getirin. Çünkü yüksek merdivenler çıkarak ulaşıyorsunuz buraya. Onun haricinde de benim taktığım gibi şu an şapka da alabilirsiniz yanınıza. Tekrar vurgulamak istiyorum. Marsilya'yı daha iyi anlamak istiyorsanız, yukarıdan görmek istiyorsanız, Marsilya'da güzel bir yere gelmek istiyorsanız bu kiliseye kesin gelmelisiniz. Şu an sizi Marsilya'nın en fotojenik, en güzel bölgelerinden birine getirdik. Buranın ismi Lopanie. Burada yemek yiyebilecek çok tatlı yerler bulabilirsiniz. Deniz ürünleri servis eden yerler, meze servis eden yerler çoğunlukta. Burası aslında Marsilya'nın eski şehir kısmı aynı zamanda. En eski yerleşim bu bölgedeymiş. Eski limana da çok yakın bir konumda bulunuyor burası. Marsilya'da grafiti çok yaygın bir şey. Bu bölgede de çoklukla grafiti göreceksiniz. Biz de şimdi burada oturup bir şeyler atıştırıp bir şeyler içeceğiz. Birazcık yürüdüğüm
yürüdüğümüz için yorulduk, oturduk ve ufak tefek bir şeyler atıştırmaya karar verdik. Buranın ünlü bir içkisi var. İsmi Pastis. Bunu denemek istemiştik. Bu aslında anasonlu, aynı rakı gibi bir içkiymiş. Gelince zaten direkt anason koktu ve sonrasında biraz da bakınca aynı rakı gibi bir içki olduğunu anladık. Aynı rakıda olduğu gibi üzerine biraz su koyup içmek gerekiyormuş. Şöyle. Muhtemelen çok benzer bir tat olacak yani. Yanına da şöyle bir tapenade denen bir meze söyledik. Bu mezenin içerisinde de siyah zeytin ve hamsi var. Bu şekilde ekmeğin üstüne sürerek yiyeceğiz. Evet, güzel. Çok güzel bir meze. Akşamüstü mezesi. Lopaniye bölgesinden şimdi Marsilya Katedrali'nin yanına geldik. Denize doğru yürüdüğünüzde bu katedrali buluyorsunuz. Şehirde bulunan en görkemli iki katedralden bir tanesi burası. Görmek isterseniz saat 10 ile 7 arası haftanın her günü açık, ziyaret edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Burasının konumu da Lopaniye bölgesine zaten çok yakın ve hemen yan tarafı sahil, denizin dibinde. Buraya geldikten sonra sahilden yürüyerek Marsilya'nın eski liman bölgesine, sahil kısmına rahatlıkla da ulaşabilirsiniz. Marsilya'da yapılması gereken şeylerden bir tanesi de kesinlikle bir gün gün batımı izlemek. Çünkü gün çok güzel batıyor bu şehirde. Denize karşı kendinizi veriyorsunuz. Denizin üstünden yavaş yavaş hafif dağlar var. Onların arkasından batışını izleyebiliyorsunuz. İnsanlar da bunu kaçırmıyorlar zaten. Gün batımı olduğu zaman denize karşı bir yer bulup oturarak gün batımının keyfini çıkarıyorlar. Eski limanın hemen bir paralel sokağındayız. Burada çok güzel kafeler var. Üstü açık, oturabilirsiniz, içeceğinizi içebilirsiniz, bir şeyler yiyebilirsiniz. Buranın atmosferini beğendiğimiz için bahsetmek istedik. Marsilya'ya gelmeyi düşündüğünüz zaman, bu şehri araştırdığınızda bu şehrin Fransa'daki, hatta Avrupa'daki en tehlikeli şehirlerden biri olduğu karşınıza mutlaka çıkacak. Hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu kaçakçılığı ve çete savaşları bir hayli yaygınmış bu şehirde. Hatta 2023 yılında çete savaşlarında 48 kişi ölmüş Marsilya'da. New York'un mesela karşılaştırmalı olarak nüfusu buranın 10 katı olmasına rağmen uyuşturucu kaynaklı cinayet sayıları neredeyse birebirmiş. Hatta yapılan bazı anketlerde bu şehirde yaşayan insanlar kendilerini bu şehirde sıklıkla güvende hissetmediklerini de söylüyorlarmış. Bunun nedenini biraz araştırınca aslında şuna varıyorsunuz. Marsilya Fransa'nın en fakir şehri. Fransa'nın en fakir 7 bölgesi Marsilya şehrinde bulunuyor. Fransa genelinde fakir diye nitelendirilen kesimin tüm ülke nüfusuna oranı %15 iken Marsilya'da bu oran %26. Hatta Marsilya'da bulunan bazı mahallelerde %40'ın bile üstündeymiş. Bu fakirliğin de aslında nedenini araştırınca şuna varabiliyorsunuz. Zamanında Marsilya'ya çok fazla insan göç etmiş. Özellikle son göç Kuzey Afrika'daki ülkelerden ve Afrika'daki Fransız sömürgelerindenmiş. Yani aslında bu nüfusun yönetilememesi, bu gelen insanlarla birlikte belki bu şehirdeki çalışmayan insan nüfusunun artması ve insanların fakirleşmesi suç oranını negatif bir şekilde etkilemiş olabilir bu şehirde. Bu anlatılanın bir yüzü ama diğer taraftan baktığınızda şunu söyleyen sitelere ve kaynaklara da rastlayabiliyorsunuz. Marsilya'daki suç oranının diğer büyük Avrupa şehirlerinde olduğundan daha fazla olmadığını, hatta Amerika'daki birçok şehirdeki suç oranının Marsilya'dan çok daha fazla olduğunu anlatan da birçok kaynak bulunuyor. Özetlemek gerekirse biz bu şehirde yaşamıyoruz. Sadece birkaç günlüğüne bu şehri ziyaret ediyoruz ve suç oranı verisinin de detayına sahip değiliz. Ama buraya gelen bir insan olarak bu şehri araştırdığımızda karşımıza bunların çıkması bize bir şey söylüyor diye düşünüyoruz. Çok basit olarak Amsterdam'ı ya da Venedik'i araştırdığınızda karşınıza çok tehlikeli bir şehir diye çıkmazken Marsilya çıkıyor. Bu da aslında bize şu mesajı veriyor. Ne olursa olsun bu şehirde gezerken diğer şehirlerde davrandığımızdan daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Kendimizi daha güvende tutmak adına turistik bölgelerin dışına çıkmamaya gayret ediyoruz. Bugün Marsilya'yı tam gün dolaştık diyebilirim. Bu şehirde tehlikeli bir şey biz hissettik mi? Hissetmedik. Hatta bu ön yargımızdan dolayı sürekli bu algıyla dolaştığımızın farkına da vardık. İnsanlarda sürekli bir tehlike arayarak onları yokladığımızı hissettik. Ama yine de kimse bizi
bizi gün boyunca rahatsız etmedi. Bugün boyunca hiç kötü bir deneyimimiz olmadı. En azından size kişisel olarak onu söyleyebilirim. Ama sizi sadece uyarmış olalım. Çünkü dediğimiz gibi bu Marsilya için çok yaygın bir söylem. Burada biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Bölgelerini Marsilya'nın iyi araştırın. Kalacağınız yerleri güvenli diye söylenen bölgelerden tutmaya özen gösterin. Biz şimdilik Marsilya şehir gezimizi noktalıyoruz. Fakat yarın çok güzel bir yürüyüş yapıp çok güzel bir denize gideceğiz. Yarın görüşürüz. Herkese yeni bir günden tekrar merhabalar. Şimdi arabayla 40 dakika uzaklıkta bulunan bir yere geldik Marsilya'ya. Arabamızı park ettik, marketten yanımıza almamız gerekenleri aldık, çantalarımıza yüklerimizi yüklendik ve çok güzel bir plaja gidiyoruz. Gideceğimiz yerin ismi Colón de Nuevo. Colón diye bir milli park var Fransa'da. Bu milli parkında belli başlı yerlerinde çok güzel denizler var. Bizim gideceğimiz yere ya bu yürüyüş yolunu yaparak varabiliyorsunuz ya da denizden ufak ulaşım araçlarıyla giderek ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir yürüyüş ve sonunda çok güzel bir deniz bizi bekliyor bugün. Gideceğimiz yerde bir tesis olmadığı için biz de sandviçlerimizi aldık, meyve aldık, içecek aldık yanımıza. Yürüyüşe başlamadan önce de sandviçlerimizi yiyeceğiz ilk başta. Burası düşündüğümüzden daha kalabalık. Arkamızda acayip bir insan sirkülasyonu var. Galiba aşağısı da düşündüğümüzden daha kalabalık olacak. Bakalım hep beraber göreceğiz. ...20-30 dakika yürüdükten sonra bu arkamdaki sahile ulaşıyorsunuz. Burası da güzel bir yer. Burada da denize girebilirsiniz isterseniz. Buranın ismi Colón de Portpin diye geçiyor. Şu an bulunduğum yerden daha güzel bir denize gidiyoruz ama. Biz şimdi Portpin'i pas geçip panoramik yoldan çıkıyoruz. Manzaralı yolda bu mavi işaretler var. Normal yolda kırmızı beyaz işaretler var. Bu zamana kadar yol çok kolaydı. Büyük bir düzlükten geçtik ve birazcık aşağıya indik. Çok kolay geldiğimizi düşünüyorduk. Aslında ama arabayı bıraktığımızdan beri bir saat geçmiş. Hava da biraz sıcak olduğu için birazcık yorulmaya ve sıcaklamaya başladık. Bundan sonrası gideceğimiz yere 1,5 saat gösteriyor ve birazcık yol dikleşmeye ve patikalaşmaya başladı. Güneş de iyice tepeye gelmeye başladı, biraz daha sıcak olmaya başladı. Ama umarım başaracağız ve kendimizi serin sulara bırakacağız gün sonunda. Bir kere daha buralara geldiğimiz için şükrettiğimiz anlardan bir tanesi. Arkamdaki manzaranın keyfini çıkarın, size bırakıyorum. Saattir sıcağın altında yürüyoruz. Gerçekten terden sucuk gibi olduk ama geldiğimiz noktada bütün çileye değdiğine yemin edebilirim. O kadar güzel ki şu anda her yer. Aşağıya baktığım zaman resmen insanlar havuzda yüzüyorlar ve aşağıya inmek için sabırsızlanıyorum resmen şu anda. Geldiğimiz yerin adı Colón de Nuevo. Birazdan aşağı ineceğiz.
kendimizi sulara atacağız. 2 saattir bu anı bekliyoruz. Biz burası hakkında çok fazla video izledik ve izlediğimiz bütün videolarda bütün bu kayalar, işte bütün bu koy vesaire falan, işte drone görüntüleriyle falan çok güzel gözüküyordu ama biraz böyle acaba burası çıplak mı, çok mu kayalık hissi yaratıyordu bende. Yani şu an gerçekten baktığım her şey o kadar güzel ve o kadar etkileyici ki anlatamam. Gerçekten umarım bir gün buraya yolunuz düşer, buraya gelirsiniz ve burayı kendi gözlerinizle görürsünüz. Gerçekten çok güzel. Sanırım şu an inişimizi bitirmek üzereyiz. Yalnız biraz dik bir iniş vardı. İnişteki zemin ve taşlar da bayağı kaygandı. Biz aşağı inerken yukarı çıkan insanların surat ifadeleri de çok iç açıcı değildi. Bayağı yorgun gözüküyorlardı. Sanırım birazcık dik gerçekten de. Bizim tek hatamız bence bu yürüyüşü bu kadar geç vakte bırakmak oldu. Çünkü Hatay'da ya da Hallstatt'ta yaptığımız gibi daha erken bir vakitte çıkmış olsaydık bu kadar güneşe kalmayacaktık ve çok daha rahat bu yolu ilerletebilirdik. Şu an sıcaktan dolayı birazcık zorlanıyoruz. Biz de bu plajı az önce şuradan izliyorduk. Görüyorsunuz insanlar var şu an orada. Sahile sonunda vardık. Bir kere denize girdik ve çıktık da. Arkadaki plaj taşlık. Yani bir deniz ayakkabısıyla gelmeniz sizin için iyi olur. Diğer türlü bayağı insanlar böyle yamuk yamuk yürümek zorunda kalıyorlar. Güneş aslında çok korunacak bir yer yok. Sadece öğleden sonra denize doğru baktığınızda sağ taraftaki kayalara yakın atarsanız havlunuzu, o kayalıklar dolayısıyla gölgede kalabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu sol tarafta insanlar şu an gölgede. Bizim de havlularımız tam şu sarı şemsiyenin arkasında. Gerçekten deniz çok keyifli. Çok sıcaklamıştık yürürken. Su soğuk geldi yine de. Çünkü arada kaldığı için muhtemelen biraz soğuk. Ama o kadar sıcaktık ki yani bir 30 saniye 40 saniye sonra inanılmaz iyi hissettirdi. Yani böyle kafamızı sokup sokup çıkarmamıza rağmen kafamızın sıcaklığı uzun bir süre geçmedi. Eğer buraya şu an ekranda gördüğünüz teknelerle gelirseniz ekranın ortasında gördüğünüz sarı dubaları geçemiyorsunuz. İnip yüzmeniz gerekiyor. Ama tam ekranın ortasındaki kano tarzı şeylerle gelirseniz sahile kadar ulaşabiliyorsunuz. Sahilde onu park edip yüzebiliyorsunuz. Bir diğer seçenek de bizim yaptığımız gibi dağdan yürüyerek buraya gelmek. Plajdan ayrılma vakti geldi. Yavaş yavaş geri dönüyoruz. Ama buraya varmak biraz beklediğimizden uzun sürdü. Tabii ara ara mola verdik, bir şeyler yedik, dinlendik, video çektik. Saat 11.30'da arabayı bıraktığımız yerden tam 1 saat sonra size o ilk gösterdiğimiz yere vardık. Daha sonra tam 2 saat 45 dakika sonra da buraya varabildik. Yani neredeyse 3 saat sürdü buraya gelebilmemiz. Saat 2'yi çeyrek geçe buraya varmıştık. Artık yavaş yavaş güneş dağın arka tarafına geçmişti ve gölge oluşmaya başlamıştı. Ondan da bu sayede yararlandık. Sabah gelseydik muhtemelen bütün gün güneşini yiyecektik. Yanınızda getirebiliyorsanız gölge yapacak şemsiye ya da ufak çadırlar oluyor sadece gölgelik için. Onlardan getirebilirsiniz erken saatlerde buraya gelecekseniz. Buraya vardıktan sonra tam 4 saat geçirdik burada. Deniz gerçekten çok güzeldi. Bir de tabii kocaman dağların arasında yüzmek de çok zevkliydi. Şimdi yavaş yavaş dönüyoruz. Arabaya varınca ne kadar da tırmandık ondan da bahsedeceğiz size. Bu arada yürümeye ilk başladığımızda çok kalabalık olacak gibi hissetmiştik. Öğlene doğru geldik çünkü. Ama o ilk gittiğimiz yerde insanların çoğu kaldı. Buraya vardığımızda yine kalabalık sayılabilir diyebilirim ama öyle oturacak yer bulamayacak kadar da kalabalık değildi. Birkaç saat sonra biz vardıktan insanlar yavaş yavaş ayrılmaya da başladı ve çok rahat bir şekilde hiçbir sorun yaşamadan güzel bir yer bularak vakit geçirdik bu plajda.
Giderken ilk gördüğümüz denize, yani şu an bulunduğumuz Port Pin'e vardıktan sonra 1 saat 45 dakika daha yürümüştük manzaralı yoldan. Ama dönerken daha kısa olan yoldan döndük. Yani manzarayı görmeden orman içindeki bir yoldan döndük. Ve dönüşümüz sadece 35 dakika sürdü. Siz de bunu yapabilirsiniz çünkü dönüşte yoruluyorsunuz. Çok yol yürümüş oluyorsunuz. Sonuçta 2 saat 45 dakika toplamda oraya yürüdük. Orada 2-3 defa yüzdük ve sonra geri döndük. Geri dönerken o kısa yolu kullanmak mantıklı oluyor. Sizin de bilginiz olsun. Şimdi arabanın yanına vardık. Dediğim gibi az önce kısa yolu kullandık ve 1 saat 20 dakikada arabanın yanındayız. Yol tamamen yarı yarıya kısaldı. Kısa yolu kullanınca ve durmadan biraz daha hızlı geri dönünce. Çok kısa günü özetlemem gerekirse, bugün gittiğimiz plaja varmak için Port Mio diye bir yere geliyorsunuz ve arabayı buraya park edebiliyorsunuz. Arabanın park saati saat başı 1 euro. Çok pahalı değil. Arabayı Port Mio'nun yakınlarına park ettikten sonra Port Mio'ya yürümeniz lazım. 10 dakika içinde ulaşıyorsunuz arabanın oradan. Orası yürüyüş rotasının başlangıç noktası. Oradan yürüyerek Port Pin'e ulaşıyorsunuz. Oradan da yürüyerek Denvao'ya ulaşıyorsunuz. Yani bizim bugün son gittiğimiz yere. Size iki tavsiye verebilirim. Bir, güneşle başa çıkabilmeniz için yanınızda gölgelik bir şey bulundurmanız ya da gölge olan yerleri sabahtan gitseniz bile kapmanız. İkincisi de yanınızda bol bol sıvı götürmeniz. Biz bugün 5 litre civarı sıvı tükettik ve ben hala şu an susamış durumdayım. Şu an su içmek istiyorum yine de. Biz bu seyahati videonun başında söylediğimiz gibi kendi arabamızla yapıyoruz. Ama eğer siz buralara kadar gelip araba kiralamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki linke bakabilirsiniz. Genelde en ucuz araba kiralama fiyatlarını bulacağınız sitenin işbirliği linkini bırakıyorum. Bu şu demek oluyor. Siz eğer o linkten araba kiralarsanız ekstra fazla bir para ödemiyorsunuz. Ama sizin kiraladığınız, orada yaptığınız harcama üzerinden oraya bizim linkimizden ulaştığınız için biz komisyon alıyoruz. Yani bizi desteklemiş oluyorsunuz. Her zaman daha ucuzunu bulabiliyor musunuz? Bakın. Ama dediğim gibi bizim genelde kendi tecrübemiz bu sitenin, size önerdiğimiz sitenin genelde en düşük fiyatlara sahip olması. Buradan sizi çok güzel küçük şehirlere götüreceğiz. Oradan sonra da size Fransa'nın güneyinde çok güzel bir şehir olan Nice'yi anlatacağız. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Şimdi size Fransa'nın güneyinde bulunan başka güzel bir şehri Nice ve civarını gezdirmeye geldik. Nice civarında 3 gün konaklayacağız ama konaklamalara baktığımızda Nice'in merkezinde içimize sinen temiz, güzel yerler 900 Euro'dan başlıyordu. Biz de civar lokasyonları araştırmaya başladık ve Nice 13 kilometre uzaklıkta bulunan Cagnes-sur-Mer isimli şehirde konaklamaya karar verdik. Çok güzel bir ev bulduk. 535 euro ödüyoruz 3 gün için buraya. Denize sadece 100 metre uzaklıktayız. Ev hemen sol tarafımda bulunuyor. Ev çok temiz, çok iyi döşenmiş. 535 euro böyle lokasyon, böyle temiz ev için bu civarlarda normal bir fiyat. Burayı ana lokasyonumuz olarak kullanacağız ve buradan birkaç yere seyahat edeceğiz. Bugün sizin Nice yakın surlarla çevrili çok fotojenik bir şehre Saint Paul de Vence'e götürüyoruz. Gelin Nice ve çevresi gezimize Saint Paul de Vence'den başlayalım. Saint Paul de Vence gibi yerleşim yerlerinin yüksekte ve dik yerlerde kurulmasının temel sebebi eskiden bu tarz yerlerin daha güvenli olarak düşünülmesi. Bu şehrin çok eski tarihiyle alakalı çok ilginç bilgiler yok. Ama 14. yüzyılda dönemin kralı burayı bu bölgenin ana şehirlerinden biri yapıyor. Ve 14. yüzyılın ikinci yarısında da bazı surlar yavaş yavaş inşa edilmeye başlanıyor şehrin etrafına. 15. yüzyılda İspanyollar burayı birkaç kere kuşatmaya çalışıyor. Bunun da o dönem bu şehrin stratejik olarak ne kadar önemli bir yerde olduğunun kanıtı olduğu söyleniyor. O kuşatmalardan sonra Fransızlar buranın surlarını güçlendiriyor ve günümüzdeki görüntüsüne kavuşturuyor. Bu şehre girdiğinizde hemen şehrin girişinde sağ tarafta turist bilgi merkezi var. Oraya girmenizi öneririm. Çünkü size güzel bir harita veriyorlar ve bizim şansımıza içerideki adam çok kibar biriydi.
bize çok detaylı o harita üzerinde böyle oklarla çizerek nereye gidelim, hangi rotayla burayı gezelim anlattı. Eğer oraya giderseniz o da sizi yönlendirecektir muhtemelen ama St. Paul de Vence'deki ana cadde olan Rue Grande'ı takip ederseniz şehre girdiğinizde en sonuna ulaştığınızda bu bulunduğumuz noktaya geliyorsunuz. Burası bir nevi sur aslında. Buranın üstüne çıktığınızda arkanızda deniz manzarası var. Hemen sağınızda da güzel dağ manzaraları ve o dağlarda bulunan evler var. ...1900'lü yılların başında St. Paul de Vence ünlü isimler arasında bayağı bir popüler olmuş. O dönemin birçok ünlü ismi bu şehre gelmiş, ziyaret etmiş ya da burada uzun yıllar yaşamış bile. Burada yaşayan ünlü isimlerden biri de Marc Chagall ve hemen surların altında bulunan mezarlıkta mezarı bulunuyor. Biz kendisini buraya gelmeden önce tanımıyorduk ama kendisinin Rus-Fransız bir ressam olduğunu buraya geldiğimizde öğrendik. Ekranda da şimdi genel kültür olsun diye birkaç eserini bırakıyoruz. Arkamdaki evde de 1940'lı yıllarda başka bir şair yaşamış. Turist ofisindeki adam bize bu sokağa mutlaka girin demişti. Gerçekten taş evlerin arasında yemyeşil bir yer burası. Sokağı görür görmez ikimiz de çok etkilendik. Şimdi arkamda gördüğünüz dükkan normalde bir krepçi ve salatacı aslında. Ama bugüne özel menülerinde lazanya da varmış. Biz de orada lazanya yedik. Aynı zamanda güzel bir manzarası var buranın. Lazanyalara 15'er euro verdik. Bu şehri surlardan dolaşmak da mümkün. Eğer bu şehri surlardan gezerseniz hem şehrin dış kısmını seyredebilirsiniz, şehrin bulunduğu yeri izleyebilirsiniz, hem de şehrin büyüklüğünü daha iyi anlarsınız. Sıcakta geziyorsanız bu çeşmeler gerçekten çok değerli oluyor. Bunlardan su içilebiliyor. St. Paul de Vence'e gelirseniz otoparkla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Navigasyona burayı yazdığınızda vardığınız yerde hemen Indigo diye bir otopark var. Ve neredeyse saati 5 euro. Ama civarlarda başka otoparklar da var. Şu an biz o Indigo'nun biraz daha aşağısındayız aslında. Hemen mesela sol altım otopark ya da şu an Burçak'ın beni çektiği yerin arkası da otopark. Oralarda otopark ücretleri yarı yarıya kadar düşüyor bizim gördüğümüz kadarıyla. Çok otopark ücreti ödemek istemezseniz buraya gelmeden nereye park edeceğinizi araştırabilirsiniz. Bizim park ettiğimiz yer tabii ki daha yakın köye. O yüzden daha pahalı. Ama size bahsettiğim daha ucuz olan yerlerde bizim park ettiğimiz yere yürüyerek maksimum 4 dakika 5 dakika mesafede. St. Paul de Vence'de yaklaşık 3,5-4 saat harcadık. Şimdi kaldığımız yere Cagnes-sur-Mer'e dönüyoruz. Eğer kendimizi çok yorgun hissetmezsek bugün orada denize girmeyi düşünüyoruz. Yarın da Nice'e gideceğiz. Cagnes-sur-Mer'de görüşmek üzere.
Sakarya Sürmer'de plaja geldik. Burada plajlar genelde bu şekilde taşlık ve denizde açık deniz, biraz dalga var. Girmedik denize, girmeyeceğiz de muhtemelen. Zaten güneşin batmasını bekleyip gelmiştik. Sadece biraz işte raketlerle top vesaire oynadık. Denizi yarın Nice ve önümüzdeki günlerde başka plajlara saklıyoruz. Daha güzel yerlere saklıyoruz. Bu arada tam Kanye Sürmer ile Nice arasında Nice Havaalanı bulunuyor. Buradan 5 dakikada bir uçak geçiyor. Onları da görüyoruz. Eğer bir gün Nice uçakla gelirseniz bilin ki tam inmek üzereyken solunuzdaki sahiller Kanye Sürmer. Kanye Sürmer'de dışarıya çıktık ve bir restoranda deniz ürünleri yedik. Yediğimiz menüye kişi başı 37 euro para verdik. Ama gerçekten dolu bir menüydü ve karnımız şu an tıka basa dolu. Başlangıç vardı, ana yemek vardı, sonrasında bir peynir tabağı vardı, sonrasında da tatlı vardı. 37'şer euro bu menüye verdikten sonra bir kırmızı bir de beyaz şarap içtik. Onlara da toplamda 14 euro verdik. Şimdi evimize dönüyoruz. Marsilya'yı M.Ö. 600'lü yıllarda Foçalı Yunanlılar kurdu demiştik. O Marsilya'ya yerleşen Yunanlar M.Ö. 350'li yıllarda da Nice şehrini kuruyorlar. O dönemde kazandıkları bir zaferin anısına antik Yunan tanrıçası Nike'nin ya da günümüzde bildiğimiz Nike'ın adını veriyorlar bu şehre. Nice, Güney Fransa'daki Marsilya'dan sonra en büyük ikinci şehir. 350 bin civarında insan yaşıyor bu şehirde. Biz de bugün size bu güzel şehri göstermeye geldik. Şimdi Colline du Château diye bir yere çıkıyoruz. Burası çok güzel bir manzara noktası. Nice'i yukarıdan çok iyi bir manzarayla görüyor. Buraya hem merdivenle hem de asansörle çıkmak mümkün. Ama merdivenle çıkmanızı öneririm. Çünkü çok güzel bir manzarada yükselerek çıkıyorsunuz yukarı doğru. Eğer yürümeyi çok sevmiyorsanız, efor sarf etmeyi çok sevmiyorsanız çıkarken asansörü kullanın. Çünkü asansör de bedava. İnerken merdivenlerden inebilirsiniz. Ama bir kere çıkıp bu manzarayı gördükten sonra inerken artık manzara o kadar etkileyici olmuyor. O yüzden yapabiliyorsanız yürüyerek merdivenden çıkın buraya. Burası aynı zamanda park gibi, gölgeli alanlar var. Oturmak isterseniz bir tesis de var. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Buradan Nice'in plajlarını, eski şehrini, yeni şehrini çok güzel birkaç manzara noktasından izleyebiliyorsunuz. Bu tepenin diğer tarafında da Nice'in ana limanı Port Limpia bulunuyor. Eğer birkaç süper yat görmek isterseniz ya da o liman atmosferini yaşayıp o limanın çevresinde bir şeyler yiyip içmek isterseniz Port Limpia'ya da gidebilirsiniz. Biz bu gezimizde size Nice'de görülmesi gereken yerleri anlatacağız ve bunların hepsi Nice eski şehrinde bulunuyor. O yüzden şimdi bu tepeden Nice eski şehre gidiyoruz. Nice eski şehirdeyiz şu an. Burada Sokka diye bir şey varmış. Nice'de ünlüymüş sadece. Onu yemek istedik. Aynı Marsilya'da yediğimiz gibi nohuttan yapılan krep tarzı bir şey bu. Böyle bayağı tuzlu. Tadı fena değil. Sadece buraya gelmişken tatmak istedik. 3 euroydu. Bu kadar çok vereceğini de tahmin etmediğimden 2 tane aldık. İçi yumuşak, dışı çıtırımsı ama aynı zamanda o krep kıvamında içinden dolayı bir şey bu. Fena değil, deneyebilirsiniz. Öyle ufak geçiştirmelik, atıştırmalık olarak. Bir de içinde ıspanak olan bir böyle börek tarzı, kek gibi bir şey söyledik. Bir de bunu görmemiştim ama sanırım içinde pirinç de var bunun. Vallahi nötrüm, kötü değil. Hiç böyle karışık yememiştim daha önce. Buna da 4 euro verdik. Toplamda bu üçü 10 euro. Nice tarih boyunca İtalya, Fransa ve o zaman var olan başka hanedanlar arasında sürekli el değiştirmiş. Ama Nice'in tarihinde bizim için ilginç başka bir olay var. Nice kuşatması diye geçiyor. Dönemin Fransa kralı Osmanlı'dan buradaki bazı problemleri çözmek için yardım istiyor. Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa önderliğindeki Osmanlı donanmasını Nice'e gönderiyor. 110 kadırgayla yola çıkan Osmanlı donanması 50 Fransız kadırgasıyla da birleşip Nice'i kuşatıyor. Şehri ele geçiriyor.
Fakat kale biraz zorluyor. Kaleyi hemen alamıyorlar. Deniyorlar kaleyi daha sonradan da almayı. Kaleyi almaya çalışırken Osmanlı-Fransız ittifakı bir kadın devreye giriyor. Katerin Segurana ismi. Bu kadını Türk kaynaklarda okuduğunuzda başka bir hikaye anlatılıyor. Fransız kaynaklarda okuduğunuzda ise başka bir hikaye anlatılıyor. Ben Fransız kaynaklarında anlatılanı ilk başta size anlatayım. Fransız kaynaklarında denilene göre tam kale ele geçirilecekken elinde bayrağı tutan Yeniçeri'yi Katerina elindeki sopasıyla kafasına vurup yere düşürüyor ve bayrağı da alıp kaleden aşağı atıyor. Böylece kalenin ele geçirilmesini engellemiş oluyor. Bu olaydan ötürü de kendisi kahraman ilan ediliyor ve Nice şehrinde her sene kendisini anmak için etkinlikler bile düzenleniyormuş hala günümüzde. Bu arada o dönemde Nice'i Savoy Düklüğü yönetiyor. Bizim Türkçe kaynaklarda anlatılan çok daha komik başka bir hikaye var. Gerçekten hangisi doğru bilmiyorum ama her şey yaşanmış olabilir. Osmanlı askerleri kaleyi kuşatırken bu kadının Savoy askerlerine cesaret verdiğini, kalenin surlarına çıkıp Osmanlı askerlerine karşı poposunu açtığı anlatılıyor. Ve bunu gören Osmanlı askerlerinin şaşırdığı, dikkatinin kaybolduğu, bir anda kaleden çıkan askerlerle karşılaşınca geri çekilmek zorunda kaldıklarını yazıyor. Şu an dinledikleriniz size saçma geliyor olabilir ama gerçekten birçok kaynakta okuduğum için anlatıyorum size bunu. Bazı bilinen tarihçiler, bazı gazete köşe yazılarında bundan bahsetmişler bile mesela. Hangi hikayeye inanacağınızı size bırakıyorum ama bu kadının Nice için orada bir şeyler yaptığı kesin. Hemen arkamda bulunan levhada da aslında Katerina Segurana anılıyor ve orada gördüğünüz top Nice'in işgali sırasında bu şehre fırlatılan toplardan. İtalya'ya biraz aşinaysanız Nice'in ne kadar İtalya'ya benzediğini anlayacaksınız burayı gezerken. Zaten İtalya sınırına da çok yakın bir şehir burası. Nice'in güzel sokaklarını keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda Rossetti Meydanı'ndayız. Bu meydan da diğer her sokak gibi çok tatlı ve çok güzel. Bu meydanın sadece şöyle bir özelliği var. Önümde Nice'in en büyük katedrallerinden bir tanesini görebilirsiniz. Öğleden sonra özellikle saat 4'ten 5'ten sonra burası yavaş yavaş gölge olmaya başlıyor. Dolayısıyla dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için güzel alternatiflerden bir tanesi olabilir. Arkamda gördüğünüz dondurmacı da Nice'in ünlü dondurmacılarından bir tanesi. Biraz önce biz de denedik ve gayet beğendik. Size de tavsiye ederiz eğer gelirseniz. Nice'in eski şehrinin hemen dışına çıktığınızda Nice şehrinin ana meydanı Massena Meydanı'na varıyorsunuz. Burada etkinlikler, konserler vesaire düzenleniyormuş. Eğer kısıtlı geliyorsanız bu meydana özel bir etkinlik yoksa gelmenize bizce gerek yok. Burası büyük açık bir alan sadece ama şehrin ana meydanı olduğu için size buradan bahsetmek istedik. Bu meydanın hemen yanında ayrıca başkaca büyük bir meydan daha var. Buraya belediye küçük küçük fiskeler yerleştirmiş çocuklar için çok güzel bir oyun alanı oluşmuş. Çocuklar burada çıldırıyorlar, görmeniz lazım. Nice gezmek için kesinlikle kolay bir şehir. Çünkü gezilecek çoğu yer eski şehir kısmında bulunuyor. Ve eski şehri gezmek de gerçekten ufak olmasından ötürü bayağı kolay. Biz şimdi eski şehrin keyfini biraz çıkarttık. Şimdi de Nice'den ayrılmadan önce Nice'de geri kalan zamanımızı denizde geçirmek istiyoruz. Buranın çok büyük bir kordonu var. Şu anda da o kordonda yürüyoruz. Eğer hava güzel değilse denize giremiyorsanız bu kordonda yürüyerek denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Hava gerçekten çok sıcaksa aynı bugün olduğu gibi siz de yanınızda kıyafet getirerek Nice'in şehir merkezine denize girebilirsiniz. Çünkü su gerçekten çok temiz gözüküyor. Şimdi sahile geldik. Hemen buraya çok yakın bir pastaneden sandviçimizi aldık, tavuklu 6,5 euro.
Decathlon'dan da bu güneşliği almıştık. Gerçekten beklediğimizden çok daha büyük çıktı ve çok işimize yarıyor şu an. Çünkü bakın güneşimi tamamen engelliyor. Şimdi karnımızı doyuracağız, sonra denizin tadını çıkaracağız. Şimdi size plajdan yukarıdan buraya baktığımız noktayı göstereyim. Bu tepelerden bakmıştık. Deniz gerçekten çok güzeldi. Çok beğendik. Biz uzun zamandır soğuk suya alışmışız. Buradaki suyun sıcak olması gerçekten iyi hissettirdi. Bayağı bir kaldık denizde. Deniz dibi görebileceğiniz gibi berrak bir deniz değil ama tertemiz bir deniz. Suyun rengi biraz farklı. Gerçekten çok keyif aldık. Nice gelirseniz kesin burada denize girin. Gerçekten öneriyoruz bunu şiddetle. Şehrin direkt merkezinde plaj olması inanılmaz güzel bir şey. Çok iyi bir avantaj. Sizlere her sene haberlerden aşina olduğunuz, her Mayıs ayında ünlülerin bir film festivali için akın ettiği bir Fransa şehrinden sesleniyoruz. Cannes'dayız bugün. Size bugün hem şehri anlatacağız hem de film festivali hakkında bilgi vereceğiz. Sonrasında da Güney Fransa'da çok güzel sahillere götüreceğiz. Le Souquet, Cannes'ın en eski bölgesi. Biz de şimdi bu bölgeye geldik. Eski limanın hemen yanındaki bir yükseltiye kurulmuş bu şehir ilk kurulduğunda. Saint Paul de Vence'de de anlattığımız gibi eskiden insanlar yüksek yerlere şehir kurmayı daha güvenli olduğu için sık sık tercih ediyorlarmış. Cannes da aslında onlardan bir tanesi. Buraya geldiğinizde bu eski bölgeyi görmeniz gerekiyor. Ana gezilecek yerlerden bir tanesi burası. Çünkü en güzel evler, en güzel sokaklar bu bölgede bulunuyor. Hatta Cannes'ı yukarıdan izleyebileceğiniz bir kale var. O kale de bu bölgede bulunuyor. Biz de birazdan sizi o kaleye de götüreceğiz. Şimdi gelin hep birlikte Cannes'ı yukarıdan izleyelim. Sizi biraz yükseklere götürelim. Cannes'ın en eski bölgesi olan Le Souquet'de bir tane de kale bulunuyor. Kale için biraz yukarı tırmanmanız gerekiyor. Ama buradan Cannes'ın en güzel manzaralarını seyredebiliyorsunuz. Yukarı ulaştığınızda gölgelik bir alan da var. Oturup dinlenebilirsiniz. Hatta ziyaret etmek isterseniz burada bir kilise bile bulunuyor. Bu kale de şu an Fransız sahilinden etkilenen ve 19. yüzyılda yapılmış bazı sanat eserleri, müzik aletleri ve etnografik nesneler sergileniyormuş günümüzde. Biz müzeyi ziyaret etmedik, buraya sadece manzarası için çıktık. Cannes'da haftanın her günü saat 7 ile öğlen 1 arasında Marché Fourville denilen bir pazar var. Buraya bu saatler arasında eğer Cannes'daysanız gelebilirsiniz. Aynı bizim bildiğiniz pazarlar gibi sadece pazartesi günü burada bit pazarı kuruluyormuş normal pazar yerine. Bu pazar geleneği de 90 yıldır devam ediyormuş. Fransa'ya geldik, hava değişikliğinden hemen şifayı kaptık maalesef. Sesimden de anlaşılıyordur muhtemelen. O yüzden şimdi taze sıkılmış portakal suyu aldık bu pazardan.
Arkamda Kan'ın eski şehri bulunuyor şu an. Tam sağımda da Kan'ın eski limanı var. Günümüzde burası aynı Nice'de olduğu gibi ya da aynı Marsilya'da olduğu gibi bir marina olarak kullanılıyor. Burada basit teknelerle birlikte bazı lüks tekneler de görebilmeniz mümkün. Şimdi biz Kan'ın yavaş yavaş sahil tarafına gidiyoruz. O çok ünlü Cannes Film Festivali'nin yapıldığı bina arkamda. Festival zamanında arkamdaki merdivenlerde komple kırmızı halı oluyor. Hatta bugün de var ve insanlar o kırmızı halıda bugün fotoğraf çekiliyor. Cannes Film Festivali'ne davetli değilseniz katılamıyorsunuz. Davet edilmeniz gerekiyor. Zamanında Fransızlar Venedik'te yapılan film festivaline karşı Fransa'da da bir film festivali düzenlemek istemişler ve Cannes Film Festivali ortaya çıkmış. 1939 yılında ilk festivalin düzenlenmesi planlanmış fakat Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ilk Cannes Film Festivali ancak 1946 yılında düzenlenebilmiş. Bu film festivalinde en iyi filme verilen ödül Altın Palmiye Ödülü olarak biliniyor. Günümüzde Türk yönetmenler, Türk oyuncular da Cannes'da ödül alıyorlar, duyuyoruz isimlerini. Hatta geçen sene en iyi kadın oyuncu olarak Merve Dizdar da ödül almıştı Cannes'da. Binanın hemen çevresinde bazı ünlü oyuncuların ellerinin izleri bulunuyor. Kimin olduğu da altlarında yazıyor. Bu binanın bir tarafında hemen eski liman bulunuyor. Diğer tarafında ise Cannes'ın kumlu sahilleri başlıyor. Günümüzde Avrupa'da Venedik ve Berlin Film Festivali ile birlikte Avrupa'nın en önemli 3 film festivali arasında yer alıyor Cannes Film Festivali. Şimdiye kadar gittiğimiz Güney Fransa sahillerinin hiçbirinde kum plaj görmemiştik. Cannes bunlardan ilki oldu. Eğer kum plaj seviyorsanız ve denize girmek istiyorsanız Güney Fransa'da Cannes'ı tercih edebilirsiniz. Ama şöyle de bir gerçek var. Plaj taşlı olduğu zaman deniz genelde daha berrak oluyor, daha güzel gözüküyor. Ama sadece yanınızda bir deniz ayakkabısının olması da şart oluyor. Siz bilin Cannes'da kum var, diğer yerlerin çoğunda da taş var. Hangisine girmek istediğiniz tamamen size kalmış. Cannes'ın plajı bu arada uzun bir plaj. Yani şöyle gözümün aldığınca gidiyor, ilerliyor ve çok kalabalık bugün. Hava da çok sıcak ve günlerden cuma bugün. Belki insanlar yavaş yavaş hafta sonunda da başladılar. Biz şimdi bu sahil boyunca biraz yürüyeceğiz. Size Cannes'ın iki farklı caddesinden de bahsetmek istiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş Cannes'dan Fransa'nın güzel denizlerine gideceğiz. Şu an yüzümü kum plajlara döndüm. Tam arkamda bulunan ve arabaların şu an geçtiği ana cadde La Croisette diye geçiyor. Bu caddede çok pahalı markaların dükkanları bulunuyor. Eğer vitrinden bir göz atmak isterseniz ya da çok paranız varsa alışveriş yapmak isterseniz bu caddeyi deniz kenarından değil karşı taraftan da yürüyebilirsiniz. Hemen bu caddenin birkaç paralelinde de Rue d'Antibes diye başka bir cadde bulunuyor. Orada da daha karşılanabilir, daha ucuz markaların dükkanları var ve çok fazla oturabileceğiniz kafe vesaire de yer alıyor. Sizleri şimdi Cannes'dan çok güzel denizlere getirdik. Villefranche-sur-Mer diye bir şehre geldik. Cagnes-sur-Mer diye Nice'in hemen sol tarafında bir yerde kalıyorduk Nice denizden baktığınızda. Şimdi hemen sağ tarafına geçtik. Orada daha çok ev tarzı yerlerde kalmıştık. Burada kaldığımız yer bir otel odası aslında. Daha küçük bir yer. Burada da 3 gün geçireceğiz. Bu şehri çok beğendik. Bize Cinque Terre'yi andırdı. Mimari İtalyan mimarisine çok benziyor. Renkli evler vesaire biz çok seviyoruz. Bu dar sokakları da özellikle. Size şimdi hem bu güzel şehri göstereceğiz hem de çok güzel birkaç plaj tavsiyesi vereceğiz. Bir önceki videoda Barbaros Hayrettin Paşa'nın Nice kuşatmasından bahsetmiştik. Aslında Türk ve Fransız ittifakı o dönem ilk başta gelip burayı işgal ediyor. Buradan sonra Nice'e geçiyor. Hatta o işgalden sonra burada hüküm süren Savoy Düklüğü bu şehrin etrafındaki surları inşa ettiriyor.
Nice arabayla 8 kilometre mesafede bulunan Villefranche-sur-Mer'in nüfusu 5000 civarında ve burada ana geçim kaynağı turizm. Şehrin veya köyde diyebiliriz, dar ve renkli sokakları, deniz kenarında olması ve çok güzel bir sahilinin bulunması turistleri buraya çeken ana sebepler. Güzel bir yaz tatili yapmak için isteyebileceğiniz birçok şey var burada. Sokaklar ve kafeler akşam üstüne doğru kalabalıklaşıyor. Gündüz yüzmüş olan insanlar akşam şıkır şıkır giyinip kafelerin, restoranların, sokakların ve deniz kenarının tadını çıkarıyor. Bu şehirde konaklıyorsanız ve çevreyi gezmek isterseniz de çok yakınınızda Nice'in yanı sıra gidebileceğiniz başka turistik yerler de var. Bunların en başında dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Monaco ve çok güzel bir kıyı ve deniz manzarasına sahip Esköy geliyor. Köyün merkezinde yüzebileceğiniz uzunca bir plaj var. Çok geniş değil plaj, dar biraz ama deniz gerçekten çok güzel. Arkamda gördüğünüz turkuaz sulardan bahsediyorum. Buranın ismi Plaj de Marinier. Bu plajın hemen devamında yer alan daha ufak bir plaj olan Plaj de l'Ange Gardien'da girebileceğiniz başka plajlardan bir tanesi bu köyde. Denizin yukarıdan ne kadar berrak göründüğünü zaten görüyorsunuz. Biz de az önce girdik, su tertemiz, dibini de görüyorsunuz. Su beklediğimizden çok daha sıcak. Burası bir koy olmasına rağmen daha soğuk bir su beklerken sıcacık bir suda yüzdük az önce. Bu köye gelince köyün kendi güzelliklerinin yanı sıra denizinin de tadını çıkarmayı bilmelisiniz. Sahil kenarında çok güzel iki tabak makarna yedik. Beğendik yediğimiz yeri, o yüzden bahsetmek istedik. Domatesli makarna 14 euroydu. Deniz ürünlü makarna 28 euroydu. Toplamda 42 euro hesap ödedik. Şimdi markete gidiyoruz. Termoslarımızı soğuk içeceklerle dolduracağız. Yanına da birkaç atıştırmalık bir şeyler alacağız. Sonra sizi başka plaja götürüyoruz. Biliyorsunuz biz Hollanda'da yaşıyoruz ve Hollanda hukuk bizim videolarımızı destekliyor. Eğer sizin de Hollanda'da yaşama ya da Hollanda'da iş kurma gibi fikirleriniz varsa açıklamalardaki linki ziyaret edip bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yemek yedikten sonra şimdi başka bir plaja doğru yola koyulduk. Burada bir yarımada var. İsmi Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bu yarımada da birbirinden güzel 2-3 plaj gördük. Suyun rengi turkuazdı hepsinde. Şimdi onlara doğru gidiyoruz ama yürümeyi tercih ettik. İki yer arası mesafe neredeyse 5 kilometre. 1 saat 10 dakika gibi bir yol gösteriyordu. Yolun ortasına geldiğimizde yavaş yavaş acaba yanlış karar mı verdik? Arabayı mı almalıydık demeye başladık. Çünkü bir yandan da güneş vuruyor. Eğer gölge bir yerde gitmiyorsanız bayağı zorlanıyorsunuz. 25 dakika kadar yolumuz kaldı. Sonrasında kendimizi tertemiz sulara bırakıyoruz. Bakın bir de bu yarımadada Rothschild ailesine ait bir tane ev varmış. Onu ziyaret edebiliyorsunuz. Biz ona girmiyoruz. Denize doğru devam. Şimdi Paloma Beach'e geldik. Burada denize gireceğiz. Buraya gelirken iki tane daha sahilin önünden geçtik. Birincisi fena değildi. İkincisini daha çok beğendik. Şimdi son güneşi kaçırmadan, çünkü durduğum yer değil ama hemen sol tarafım hala güneş. O son güneşi kaçırmadan tekrar bir deniz yapalım. Akşama kadar burada durmayı düşünüyoruz. Hatta belki hava kararınca bile burada gireriz ya da başka bir plaja gideriz.
Maalesef şu an ertesi günden devam ediyorum videoya. Çünkü dün sahile ulaşır ulaşmaz Burçak kötü hissettiğini söylemeye başladı. Midesi bulanıyordu. Biraz belki fazla yürüdüğümüzden olmuştur diye düşündük. Çünkü biraz güneşin altında da yürüdük. Yaklaşık 5 kilometreydi mesafe. Tabii onun öncesine yemek de yemiştik. Belki yemekle de alakalı olabilir diye düşünüyorduk. Bekledik geçer diye, geçmedi. Uzun sürdü ve birkaç saat sahilde bekledikten sonra, ufak denize girip çıktıktan sonra dönmeye karar verdik. Dönerken artık iyice yürüyememeye başladı. Ki Burçak bayağı gaddardır, çok net. Yani kolay kolay abartmaz hasta olduğunu. Ve buraya dönmek için taksi tutmaya karar verdik. Hatta hastaneye vesaire de gitmeyi çok kez düşündük, arada gittik geldik. Taksi bizi eve getirsin, evde bir kendimizi görelim. Ondan sonra belki nasıl olsa arabamız burada, buradan hastaneye gideriz diye düşündük. Eve geldikten sonra her şey çok daha yolunda gitti. Daha iyi hissetmeye başladı. Ama tabii dün tüm bunlar olurken biz de dolayısıyla video çekemedik. Size en azından gittiğimiz denizleri gösterebilmiş olduk yine de. Dünden öğrendiğimiz birkaç bir şey var. Onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Bir kere yurt dışına seyahat ederken hepimizin bir sağlık sigortası oluyor. Vizeyle gelirken sağlık sigortası yapmamız gerekiyor. Yurt dışında başka bir yerde yaşıyorsanız muhtemelen yurt dışında sağlık sigortanız geçiyor. Böyle acil durumlar için bu sağlık sigortasının nerelerde geçip geçmediğini bilmek önemli. Yani buna kendinizi hazırlayabilirseniz o anı yaşarken her zaman kendinizi daha güvende hissedersiniz. Tabi sağlık sigortanız olmasa da o hastaneye gidilecekse gidilecek. Ne kadar tutarsa verilecek. Gitmeden önce bilmeniz neyle karşılaşacağınızı size her zaman daha güvende hissettirecektir. Bir de mesela biz dün taksi bulmaya çalışırken bir hayli zorlandık. Google haritalarda taksi yazdığımızda çıkan lokasyonların hiçbirinde taksi yoktu. Google'a taksi yazdığımızda, herhangi bir numarayı aradığımızda genelde kapalı çalıyordu. En sonunda çözümü bir restorana gidip taksi biliyor musunuz, taksici tanıyor musunuz diye sormakla bulduk. Ki iyi ki öyle yapmışız. Hemen bir taksi çağırdılar bize ve 15 dakikaya geldi. Böyle bir acil durumda bir taksi ihtiyacınız olursa siz de bilin diye bunu anlatıyorum. Civardaki esnafa sizin için bir taksi çağırmalarını rica edebilirsiniz. Bu videoda arkamda duran, Fransız sahillerini 427 metre yukarıdan izleyen, aynı zamanda Kartal Yuvası olarak da isimlendirilen Es şehrini anlatmakla başlıyoruz. Gelin Es şehrinin güzel sokakları ve inanılmaz manzaralarıyla başlayalım. Buraya 3 farklı şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer kendi arabanız varsa köye kadar sürüp bir park yerine park edip buraya ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma, yani otobüs kullanarak bu şehre varabilirsiniz. Ya da bir diğer toplu taşıma olan trenle buraya gelebilirsiniz. Fakat trenle Eze'ye gelirseniz arkamda gördüğünüz bu patikayı yürüyerek bu köye çıkmanız gerekiyor. Bu patikanın ismi Nietzsche patikası. Ünlü filozof Nietzsche 1880'lerde Eze'de yaşamış ve sıklıkla bu patikayı kullanmış. Aşağı denize gidiyor bu patika. Denize gidip köye tekrar geri gelmiş. O yüzden de ismi Nietzsche patikası olarak geçiyor. Nietzsche aynı zamanda burada yaşadığı yıllarda o ünlü kitabını Böyle Buyurdu Zer Düştü yazıyor. Bu patikayı yürüyerek denize ulaşmak istiyorsanız ya da köye çıkmak istiyorsanız yaklaşık 45 dakika, 1 saat bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Patikanın çok kolay olmadığını söylüyorlar. Yani düzgün ayakkabıyla burada yürüyüş yapmanızı öneriyorlar. Köyü gezmeye başlamadan bu patikaya girip yaklaşık 30 saniye aşağı yürürseniz hemen solunuzda manzara noktası ve Nietzsche patikası diye yol ayrımı göreceksiniz. Manzara noktasına gerçekten bir dakikada ulaşabiliyorsunuz. Buradan Es köyünün ve denizin kısmi bir manzarası var. Bu köyde milattan önceden beri insanların yaşadığı biliniyor. Fakat tarihte ilk defa 1075 yılında adından söz ediliyor bu köyün. Tarihi genel olarak lokal, yani bu bölgede hüküm sürmüş devletler arasında el değiştiriyor Es. Fakat size daha önceden anlattığımız 1543'te Nis'i kuşatmaya gelen Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerleri Ez'i de kuşatıyor ve bu şehri de ele geçiriyor. Buraya gelmeden önce hiç bilgimiz olmayan şeylerdi bunlar. Yani Osmanlı'nın Fransa'nın güneyine geldiğini, burayı kısa bir dönemde olsa işgal
hayal ettiğini bilmiyorduk. Buraya vardığımızda öğrendik ki Barbaros Hayrettin Paşa neredeyse Nice'yi ele geçiriyormuş. Şehri ele geçirdikten sonra kaleyi alamıyor ama Nice videosunda da bundan bahsetmiştik detaylı. Ez gibi başka bir köye de gitmiştik. St. Paul d'Avens. Bu iki köy birbirine benziyor aslında. İkisi de tepede, ikisi de böyle taş evlerden, taş sokaklardan oluşuyor. İkisi de çok güzel. Bazı internet sitelerinde bu iki köyü karşılaştırıyor insanlar ve diyorlar ki St. Paul d'Avens daha canlı bir yer. Daha fazla lokal insan yaşıyor orada. Ez daha turistik. Böyle daha çok günübirlik açılan dükkanlar, dışarıdan gelen insanlar var Ez'de diyorlar. Biz buraya bugün geldik. Ez'in sokakları gayet kalabalık. Çünkü çok fazla turist geliyor buraya. Bugün günlerden pazar. Kim lokal, kim değil anlayamıyoruz. Bilmiyoruz ama sizin bilginiz olsun. Bu köy daha çok anlatılana göre böyle turistik, sergi bir köy gibiymiş. Ama St. Paul d'Avens'te daha fazla insan yaşıyormuş. Ez'in şu an nüfusuna baktığımızda da 2000 civarı insanın yaşadığını görüyoruz burada. Şimdi de Ez'in internete Ez'de ne yapılır yazınca karşınıza çıkan ilk şeylerinden biri olan egzotik bahçelerini ziyaret etmeye geldik. Buranın ismi Ez'e egzotik bahçeleri diye geçiyor. Birçok kaktüs çeşidi var burada ve bir de güzel bir manzara noktası var buranın. Buraya giriş kişi başı 8 euro. İnsanlar bu bahçeye girsinler diye bütün manzaraları buraya bırakmışlar. Girişte hatta tam giriş kapısının yanında buraya girmeden tam bir manzara var ve orayı da demirlerle kapatmışlar. Ez'de güzel manzara görmek istiyorsanız bu egzotik bahçeleri gezmek zorundasınız. Burası bahçenin en yüksek noktası ve aslında manzara noktası. Bu manzara noktasına çıktığınızda Ez'in yukarıdan bir kısmını görebiliyorsunuz. Köyün aşağısında da Fransız sahilleri çok güzel bir manzarayla sizi bekliyor. Hemen şu an ekranda gördüğünüz yarımada Saint-Jean Cap Fara. Oraya gitmiştik bir önceki videoda ve yüzmeye çalışmıştık. Tam şu an size ekranın ortasında gösterdiğim sahilde. Ama burçak biraz kötü olmuştu, yüzememiştik. Şimdi orayı Ez'den izliyoruz. Gerçekten manzara çok güzel. Kaktüsler de bu manzaraya ayrıca yakışmış. Ez ile St. Paul d'Avens'i güzellik olarak karşılaştırdığımızda Ez'in manzarasından dolayı St. Paul d'Avens'ten çok daha güzel bir köy olduğunu söylemek gerek. Egzotik bahçenin hikayesi ise kısaca şöyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra burada bulunan kalenin yıkıntıları arasında çoğunlukla kaktüs ve sukulentlerden oluşan bitkiler dikilmiş. Bu tepenin kuzeyden rüzgar almayışı, eğiminden ötürü iyi bir su tahliyesine sahip olması nedenleriyle bu tarz bitkiler için uygun bir yer olması da günümüze kadar büyüyerek gelebilmesine imkan sağlamış. Ez muhteşem manzarası, tatlı taş sokakları ile sizi başka bir döneme götüren, Güney Fransa'ya gelmişken fırsat yaratıp görmeniz gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Ez'den denize doğru baktığınızda hemen sağ tarafta Villefranche'ı, Saint-Jean Cap Fara'yı hatta biraz daha ileride Nice'i görebilirsiniz. Buralara çok yakın Ez. Hemen sol tarafta da Monaco var aslında. Dünyanın en küçük ikinci ülkesi. Bizim bugün niyetimiz Monaco'yu da ziyaret etmekti. Videoda izlediniz. Burçak kötü oldu. Ben de zaten geldiğimizden beri hastayım. Hava değişikliğinden dolayı hemen ikinci, üçüncü günde sesim gitti. Gerçekten biz Hollanda'da artık klimayı, hava değişikliğini unutmuşuz. Böyle sıcak ülkelerde bir sıcak, bir soğuk yapınca hemen hasta olabiliyor insan. Bugün de gezimizin son günü zaten. Yarın artık Hollanda'ya dönüyoruz. Bütün bunları toplayınca da kendimizde artık Monaco'ya gitmeye enerji kalmadığını hissettik. Siz bunu yapabilirsiniz. Eğer günü erken başlarsanız bu iki rotayı birleştirmek çok mantıklı. Çünkü ikisi birbirine çok yakın ve bir ülke daha görmüş olursunuz. Bir ülke daha eklersiniz gördüğünüz ülkeler arasına. Biz şimdilik videoyu burada bitiriyoruz. Videoyu bitirmeden önce de bu videonun sponsoru Hollanda Hukuk'a çok teşekkür ederiz. Eğer Hollanda'ya gelmek, Hollanda'ya yerleşmek, Hollanda'da iş kurmak isterseniz açıklamalardaki siteyi ziyaret edebilirsiniz. Bu konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.